Amca dedi. Ulan bu amca değil dedi ya. Bu köy enstitü mezunu dedi, öğretmen. Köy enstitü mezunu öğretmen dedi. Yani köy enstitü mezunu olmakla bir ayrıcalığımız vardı o zaman. Demin söyledim ya. Eğer köy enstitüleri kapanmasaydı Türkiye şimdi bir asır önde olurdu. Çünkü her şeyini kendi yapıyordu, kendi üretiyordu. Köy enstitüsünden mezunu olan efendim hem marangozdu hem duvazcıydı hem her şeydi, elektrikçiydi, her şeyi yapıyordu ya. Kontrolüne git. Her şeyi yapıyordu. Evet. Donanımlı çıkıyor, donanımlı. Her şeyi. Arı yürüteydi. Anan abi, Şerif tek ben. Köyleri gezerek mi öğrenci topluyordu o dönemlerde? Yok, köyler gezerdi. He. 20 sene oldu mu buraya? Köyler gezerdi. Evet. Derdiniz ne diyordu? Mesela birisi diyor ki efendim benim oğlum askere gitti, benim ekini kaldı. Hemen talebeye gönderdi, onu ekini biçtirdi. Bir gezerdi, birisi diyor ki efendim benim ev yaptım, yarı kaldı. Gönderdi talebeyi, çepiş döktürdü, tuğla döktürdü, evini yapardı. Bunlar Şerif Tekben'in döneminde mi? Şerif Tekben döneminde. Onunla önce Şinasi var. Şinasi de böyle bir şey yapıyor muydu? Şinasi sonra ya. Yok. Şinasi önce. Efendim? Şinasi Şerif Bey'den önce. Allah Allah. Şinasi giriyor, Şerif Bey geliyor. Hatta bu Hasan Nedim diyor ki, hatırlamıyorum. Şinasi de girmemiş. Sonra girmiş. Hasan Nedim diyor ki,